Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Uçuyorum genelde. Kabin memurusunuz. Kabin memuruyum. Siz harikulade. Evet. Kaç senedir uçuyorsunuz? 9 senedir uçuyorum. Üf. Ondan önce ne yapıyordunuz? Öğrencilik vardı. Aa, arada güzel. Bazı işler yaptım. Dolandırıcılık falan galiba. Kimse söylemek istemedi çünkü. Evet. Sonra kabin memuru kabin oldum. Kabin memuru. Harika. Geziyorsunuz. Gezmeyi seviyor musunuz? Geziyorum. Gezmeyi çok seviyorum. Çok güzel. Uluslararası uçabiliyor musunuz? Uçuyor musunuz? Uluslararası uçuyorum. Zaten. Okyanus ötesi mi uçuyorsunuz? Okyanus ötesi de uçuyorum. Aa, ciddi genellikle. Mi? Çok güzel. Çift koridorlu falan. Çift koridorlu. Yaşasın. En sevdiğimiz. Biz de severiz. Aynen tabii severiz. Görmek isteriz sizi. Size denk gelmiyoruz. Evet ya, keşke denk gelseniz. İnşallah bundan sonra belki denk geliriz. Evet, bakalım. Peki kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram iyi. Çocukluğumdan beri çok bulmaca çözmeyi seviyorum. Süper. Hala bile çözüyorum. Sonradan sudokuna kaydı falan. Süper. Yarışmayı da çok böyle zevkle takip ediyordum öğrenciyken. Evet. Hatta rekor kırmaya kararlıymışsınız da sonra Yusuf Bey. Yusuf Bey'den sonra artık öyle bir hedef aynen. Kalamadı yani. Öyle düşünmeyin. Yani Yusuf Bey'i başka bir ekstrem bir şeydi. Okazyon olarak değerlendirelim. Neyse, umarım biz neden de olmasın. Güzel geçiririz. İnşallah. Başlayalım ufak ufak. Başlayalım. Çünkü bayılacaksınız gibi. Başlayalım. Tamam. Peki o zaman hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Rengi atmış olan solmuş anlamlarında bir sözcük. Bunun mavisi vardır, sarısı var. Uçuk. Ne? Uçuk. Uçuk doğru cevap. 4 harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. Yöresel ağızlarda hey, ey, be, aman anlamlarında kullanılan bir söz. Hey, ey, be. Bre, hey. Bre gibi herhalde. Ne? Bre. Evet, bre doğru cevap. İyisi yoktur diye düşünmüştüm bre'nin. Fark ettim ama varmıştı. Varmış. Gibi olmuştu. Evet ya. Evet. 5 harflerdeyiz. Tek kelime bir sıfata ihtiyacımız var. Bakalım hangi soruyla. Zaman belirten dönemler için bir önceki anlamında kullanılan sözcük. Mesela bu sene değil. Geçen. Ne? Geçen. Geçen doğru cevap. Yine 5 harfli tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Buyursunlar. Önem vermeme, boşlama, savsaklama anlamlarına gelen sözcük. İhmal. İhmal doğru cevap. 6 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Halk ağzında çok sık duyulan bir söz dizisi. Buyursunlar. Potansiyel gelin. Ay, potansiyel gelin. Basit düşünün. Ne olabilir? Potansiyel gelin. Yani aday da yani aday değil. Nerededir potansiyel gelin? Ev kızı. Ev kızı doğru cevap. Efendim 6 harflerdeyiz. İkinci 6 harfli kelimemizi soracağız. Bu da tek kelimeymiş. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Fikri ve zikri aynı olan maneviyat yolcusu. Nokta noktanın fikri neyse zikri de odur. Zikri de odur. Evet. Neyin fikri neyse zikri de oydu ya. İşte maneviyat yolcusu. Bir harf alayım. Bir harf verelim. V. Tek kelimeydi değil mi? Tek kelime efendim. Dervişin. Derviş doğru cevap. Bir an zaman durdu evet. Ve derviş aklınıza geldi. Harika. 7 harflerdeyiz şimdi efendim. 2 kelimeden oluşan kalıplaşmış bir söz dizisine ihtiyacımız var. Cevap olarak sorusu da şöyleymiş. Bakalım. Herhangi bir iz veya belirti mevcut değil anlamında kullanılan söz dizisi. İki kelime. İki kelime. Herhangi bir iz veya belirti mevcut değil anlamında kullanılıyor. Bir harf alayım. Bir harf verelim. S. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik.
O. Neden? Kaybolan kişiden eser yok. Eser yok, doğru cevap. Efendim, yarışmanın ortasındayız. 3400 puanımız var. 1 dakika 45 saniye süremiz var. Süremiz süre az. Süre biraz olmuş. Tamam. Puanda hiç fena yerde değiliz. Biraz daha hızlanmamız gerekecek. Tamam. Efendim, 7 harfli ikinci kelimenizi soracağım. Geleneksel bir lezzet soruyoruz. Hadi bakalım. Anlar mısınız? Yemeği severim. Ben de severim. Gelsin efendim sorusu. Finlandiya'da Talkuna adıyla anılan, Türkler tarafından Orta Asya'da yaşadıkları dönemden bu yana bilinen ve tüketilen geleneksel bir çorba. Harf alayım. Aa, almayın canım, sallayın bir tane çorba. Çorba sallayın efendim. Tarhana herhalde. Evet. Tarhana doğru cevap. Hepsi Finlandiya. Tarhanayla özdeşleştiremedim. Size ne ya Finlandiya'da geleneksel Türk ya bizim çorbalardan diye sormuşuz orada. Boşuna harf alındı ya. Tüh. Yetişemedim. 8 harflerle devam ediyoruz. Yapı mekanı almış bir sözcük Zehra Hanım. Buyursunlar. Uçan her şeye karşı kullanılan tül çadır. Aha, o. Cibinlik. Cibinlik doğru cevap. Yani Zehra Hanım'ın ağzının içinden böyle yakalamamız gerekiyor bazı kelimeleri. Efendim 8 harflilerdeyiz. Batı kökenli bir sıfat gelecek cevap olarak şu soruya. Aha bu. Şu bak. Şurada. Özündeki iyi nitelikleri zamanla yitirmiş, bozulmuş, yozlaşmış. Dejenere. Dejenere doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Kalıplaşmış bir tabir. Gelsin bakalım. İstatistiksel olarak hiçbir yanlış, kusur veya yanılgı bulunmayan durumlara ve sonuçlara yönelik bir tabir. 2 kelime miydi? 2 kelime. Harf alayım. Harf verdik. Hiçbir yanlış, kusur veya yanılgı bulunmayan durumlara ve sonuçlara yönelik bir tabir. Yani hiç kusur bulunmayacak gibi düşün. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. Sıfır hata. Sıfır hata doğru cevap. Az daha hadiseden sıfır tolerans söylemeye başlayacaktım. Allah sizden razı olsun. Çok da kötü söylüyorum çünkü. 9 harflilerle devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşan bir söz dizisi yine. Gelsin bakalım. Mecazen utanılacak bir durum veya şey anlamına gelen tabir. Bilemedim. Harf. Harf. K. 20 saniyemiz kaldı. Utanılacak bir durum veya şey. Bir harf daha alayım. Evet. Buyurun. Ü. Yüz. Aha. Yüz kızartıcı. Hayır. Olmuyor. Yüz kızartma değil. Yok yok. Yüz karası. Yüz karası doğru cevap. 10 harflilerdeyiz. 13 saniyemiz var. 2 soru bileceğiz bu 13 saniyede. Tamam. O yüzden bir çıt daha hızlanmamız gerekecek. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var yine. Doymadık 2 kelimeye. Efendim söyleniş benzerliğinden oluşan bir ikileme ve bir zarf aynı zamanda. Bakalım. Hadi hayırlısı. Gelsin soru bakalım ne acaba ne yapacağız. Sızlanarak sıkıntısını belli ederek anlamlarında kullanılan söz dizisi. Sızlanarak sıkıntısını belli ederek. Harf alayım bir tane. Harf aldık bir tane ve durduk. Güzel yerden geldi. İkileme dediniz. Evet. Sızlanarak sıkıntısını belli ederek. Yana Aa, yakıla. Ne? Yana yakıla. Yana yakıla doğru cevap. Soru mu kaldı ve 4 saniye mi var? Bir soru. Bir soru ve 4 saniye. Efendim tek kelime ve mastarla bitiyor. Bakalım nasıl sormuşuz. Birinin yaptıklarını belli etmeden gizlice izlemek. Harf de istedim. Verdiler. Evet. Teşekkür ederim. Ama boşuna aldınız bence yine. Ha. Birinin yaptıklarını belli etmeden gizlice izlemek. Röntgenlemek gibi bir şey. Onun Türkçesini de. Söyleyin işte. Gözlemek değil. Evet, o öyle bir şey ama... Gözlem. Hayır, hayır.
Gözetlemek. Gözetlemek doğru cevap. Vallahi boşuna aldığınız harflerle 8800 puan Zehra Hanım. Gerçekten Tarhan'a da harf aldınız. Sonuncu da harf aldınız. Tarhan'la Finlandiya çok kafamı karıştırdı. Bir sakin olaydınız, ben rahatlatacaktım ya orayı. Evet ya. Evet. Öyle neyse. Çok zaman kaybettik. Neyse. Yok, 8800 gayet iyi bir puan. Sizden sonra 3 yarışmacımız daha var. Bakalım onlar neler yapacaklar. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim.